أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول والله الظاهر والله الباطن والله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi a'uzu bike min hemezati şeyatini ve a'uzu bike rabbi en yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en elqi asak fe lemme raha tehtezu ke enneha cannu ve la mudbiran ve lem yuakib ila ahiril ayah. Kasas suresindeyiz. Kasas suresinin 31. ayeti kerimesi. Musa aleyhisselamın Tur-i Sina'ya gitmesi ve Tur-i Sina'da yolu kaybetmesi eşiyle beraber Ürdün'den Mısır'a giderken Tur-i Sina'nın olduğu bölgede yolu karıştırıyor ve orada işte meşhur dağda bir ışık görüyor ve o ışığın olduğu yere geldiğinde oraya vardığında kendisine vahiy geldiğini bir önceki derste ayrıntılı bir şekilde okuduk. Allah Celle Celaluhu orada ve en elki asak, elindeki asanı at, yere at. Ve Tur-i Sina'da bulunan Musa Aleyhisselam elindeki asasını yere atınca felemma ra'aha, bir de baktı ki ra'a gördü. Gördü ki enneha, sanki o canun, yani ra'a tehtezzu, ra'aha gördü, tehtezzu hareket ediyor. Yani efendim sopa hareket etmeye başladı. Ondan sonraki enneha, sanki canun, böyle bir yılan. Yani su'banun mubin der orada. Burada can küçük yılan manasında. Canun, bir yılan, kocaman bir yılan olarak gördü. Yani vella mudbiren, tabii insanın tabiatında bu var. İnsan yılanı görünce kaçar. Vella döndü mudbiren, sırtını dönerek oradan kaçtı. وَلَمْ يُعَقِّبْ, geri dönmedi. Geri dönmedi. Yani insanoğlu yılanı görünce ciddi manada insana bir ürperti meydana gelir ve kaçar. Tabii bir yapıdır. Demek ki bu asa, yani herhangi bir gözünde böyle bir şey değil. Bizatihi bir yılan, bir yılana dönüşmesi ve bu yılanın da mahiyetleri, burada rivayetlere baktığımızda da hakikaten dehşetli bir yılandan bahsediliyor. Ve lem yuakib, geriye de dönmedi. Ya Musa, Rabbimiz vahiy ile ya Musa, ey Musa, akbil ve la tehaf, akbil, dön ve la tehaf, korkma, inneke minel aminin, sen emin ve emniyettesin, sen emniyettesin, vahye mazharsın. Mevla Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a Firavun'un yanına gitmeden evvel orada göstereceği mucizeleri burada kendisine bildirmiş oldu. Yani bir ön hazırlık gibi, her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Sen emniyettesin, eminsin. Burada korkacak bir şey yok. Allah'ın huzurunda, tabii Mevla Celle Celaluhu mekandan münezzehtir. Vahye mazhar olan Musa Aleyhisselam, efendim vahyin muhatabı Mevla Celle Celaluhu, Allah mekandan münezzehtir. Efendim kelimelerden, harflerden, seslerden Mevla münezzehtir. Muhatap olan Musa Aleyhisselam'dır. Mekanda olan Musa Aleyhisselam'dır. Ve bu hitabı aldığı efendim mahal, Mevla Celle Celaluhu'nun sonsuz kudreti, onun huzurunda kişi emin olduğunu anlıyoruz. Ve la tehaf, inneke minel amisen, emniyettesin. 32. ayet-i kerimeye geldiğimizde üslük yedeki fi ceybike, üstünde bir efendim cübbe olduğunu, yani bir elbisesinde elini, ceyb kelimesi, yani şu cübbenin şu aralığı, buna ceyb denir. Yani cep kelimesi nedir? İşte orada bir boşluk, ceyb Arapçada böyle bir manada kullanılıyor. Yani niye cep deniyor? Orada efendim olan bir boşluk. Ceyb, bu da bir, burada da bir boşluk oluşuyor. Üslük yedeki elini girdir fi ceybike, efendim cübbenin arasındaki şu boşluğa, tahrut, çıkart, beyba kelimesi,
yani normal bir beyazlık değil, bembeyaz. Musa aleyhisselam biraz esmer yapısı vardı. Beyda min gayri su'in. Efendim herhangi bir başka bir renk olmadan, yani su kötü, yani hani insan böyle beyazlığın içerisinde başka bir renk de hani oluşur. Böyle bir şey yok. Bembeyaz böyle. Öyle bir parlıyor ki insanların gözlerini kamaştırıyor. Efendim tahruc beyda, elini çıkartmayın, gayri su'in. Efendim herhangi bir orada nahoş bir şey olmadan bembeyaz, beyazlığı son derece olan, efendim o şekilde elini de çıkart ve orada da hakikaten yaptı. Bir de eli parlıyor. Vadmum ileyke cenahake. Vadmum yani katla, ileyke kendine, cenahake yani ilk cenah, yani insanın kolları, kanatları gibi oluyor. Mesela anne babanıza cenahezzulli, şefkat kanatlarınızı indirin. Yani insan merhamette kollara Mevla Teala burada kanat diyor. Efendim kuşların kanadı ve insanın da kolları. Onları şöyle kendine doğru kapat. Vadmum kapat, ileyke kendine cenahike, iki kolunu şöyle kendine kapat. Burada hemen söyleyeyim, rivayetlere de bakacağız. Bir insan yani korktuğu zaman vesaire şöyle efendim kendine doğru kapatması meselesinde Allah Celle Celaluhu'na dua etmesi, kuntu ve tekunu ente hayyun la temu tenamul uyun ve tenkedru nucum ve ente hayyun kayyum la ta'khuzu sinatu ve la num ya hayyu ya kayyum. Bu duanın okunması, mesela insan şöyle yaptığı zaman, bu duayı da okuduğu zaman korku gider diyor. Ayet-i kerimede de zaten. Vadmum yani kapat, ileyke kendine, cenaheke iki kolunu, miner ruhbi, yani ruh korku demektir. Yani orada bir korku hissetmesinde böyle yap. Fezanike bu burhanani min rabbike. Bunlar yani iki asayı yere atıyor, ejderha yılan oluyor. Elini çıkartıyor, efendim güneş gibi parlıyor. Tabii güneş gibi kaydı yok tefsire. Yani bu bizim tabirimiz olur. Kelime manasında bembeyaz. Efendim, elin parlaması. Burhanani min Rabbike ila Firavun vel meleyhi. Firavuna ve onun etrafındakilere. İnnehum onlar kânu kavmen fâsıkîn. Onlar bozuk bir kavim oldular. Yani onlar evvelki peygamberleri biliyorlar, hakkı biliyorlar. Efendim neticede duyuyorlar. O evvelki firavunların bir öncesi Musa, Yusuf aleyhisselam dönemi. O toplum bunları biliyor. Biz nasıl ki Efendimiz aleyhisselatü vesselam 1400 sene geçti, Resulullah Efendimiz'i tanıyoruz. Yani bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselam, diğer peygamberleri bilmemiz, yani bize efendim bir özellik değil. Biz bu kadar zaman geçmesine rağmen bildiğimiz halde onlar zaten o dönemlerin içerisinde ki yani Mısır'da mesela Yusuf Aleyhisselam'ın oradaki hakimiyeti biliniyor. Herkes tarafından maruf olan bir şey. Onlar ne oldu? İnnehum onlar kânu oldular kavmen bir kavim ki fasıkın. Yani hakkı bildikleri halde bozuyorlar. Hakkı bozan efendim hakka uymayan fasık o demektir. Fasık bozmak. Yani çalışan bir makineyi bozuyor. Efendim Allah'ın dinini bozuyor. Yani hakkı bildikleri halde bozmaları. Şimdi felemme etâhe nûdiye min şâtil vâdil eymen. Yani orada kendisine Tur-i Sina'nın sağ tarafından kendisine vahiy gelmesi. Min canibi vâdi mimma yelil cebel an yeminihi min nâhiyetil garb. Şimdi yani o Tur-i Sina'nın sağ tarafından kendisine vahiy gelmesi. Tur-i Sina ile ilgili çok ayrıntılar burada bildiriliyor. Bununla alakalı burada tefsirlerdeki manaları da sizinle mütalaya çalışayım. Felemara tehtezzu. Tehtezzu kelimesi hareket ediyor. Mesela toprak efendim ihtezzet ve rabat. Bunların hepsini tek tek bir tefsirlerde ihtezzet toprak Mevla Teala gökten suyu indirince ihtezzet. İhtezzet o kupkuru bir toprak ne yapıyor? İçerisinde bulunan o bitkiler, efendim haşerat, canlılar vesaire başlıyor o hareket etmeye. Mesela hızlı böyle görüntüleri geçtiğiniz zaman ne yapıyor? Hemen böyle efendim bitkiler oluşuyor vesaire. Toprak dediğimiz şey canlı, canlı. Yani kendine ait o bir yaşam olanakları var orada. Şimdi burada efendim bir kuru bir ağaç efendim canlanıyor, hareket ediyor. Efendim kendine canun. Mesela fi harekati seri'a.
Bu bahsettiğimiz yılan onu anlatıyor şimdi. Fi harekatiha, o ölü bir hareket ediyor. Sera çok hızlı. Efendim, ma'ulami halki kavaimiha. Bir de yaratılışı çok büyük bir yılan. Yani öyle bir basit bir şey değil. Ve tizafim, ya ağzı da büyük. Efendim, vasati kaku enyabiha ve edrasiha. Yani dişleri vesaire, enyab kelimesi, edras kelimesi dişleri. O da çiğniyor böyle. Yani sakka kelimesi basımhanede kullanılan, yani para basımında kullanılan kelime kullanılıyor. Yani dişleri birbirlerine, hani gacırdama ifadesi var ya, öyle bir yapısı var. Kocaman bir yılan bu. Şimdi devamı, bi haysu la temurru bi sahra, yani önüne gelen taşları bile illa ibtelaha, taşı yutuyor, çok acayip yutuyor. Feten hadiru fi fiha feten fetekaqau, sanki böyle hani yukarıdan aşağıya tangur tungur böyle bir şey olur ya, yani yuttuğu zaman diyor böyle efendim yuvarlanır gibi diyor, yani yuttuğu kayaları yutuyor. Böyle bir tefsirlerde geçiyor ki enne hadiretun fi vadin. Yani sanki vadiden yuvarlanan bir kaya, bir taş nasıl? O yılan da kayaları yutuyor, yuttuğu kayalar böyle tangur tungur sesler çıkartıyor diyor. Tefsir bu, İbn-i Kesir tefsirinde. Müfessirler böyle efendim efsane bir şeyler anlatmazlar. Bunlar tabii efendim rivayet yollarıyla, mesela bazı meseleler vardır ki ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde geçmeyip bunlar kayıtlara geçmiş. Nasıl? Mesela İstanbul'un fethiyle alakalı. Orada ayrıntılar vesaire, insanlar bunu birbirlerine anlata anlata o meseleler bir sonraki nesle kadar gitmiş oluyor. İza khafe min şeyin en yadume ileyhi cenah mine ruhbi. Az önce söyledik. Bir insan bir şeyden korktuğu zaman şöyle ellerini şöyle yapması ve hiye yedehu fi zefale zalike zehebe anhum ma yecidu min el khafi. Yani korku kendisinden gider diyor. Yani ellerini şöyle kapattığı zaman korku kendisinden gider. O rivayeti bir daha okuyalım. Yani bir insan bir şeye, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Huneyn gazvesinde bu duayı okumuş veya dara zora düştüğü zaman işte ellerini de o şekilde kapatır. Küntü ve tekun ve ente hayyun ve ente hayyun la temut tenamul uyun ve tenkedirul nucum ente hayyun kayyum la tehuzu sinetu ve la nevm ya hayyu ya kayyum diye bu duayı okuması tavsiye edilir diyor. Evet. Şimdi Kâne Musa aleyhisselam bunu okuduk. Bir daha okuyalım. İnni edra bike fî nahrihi ve auzu bike min şerrihi fe ferragallahu mâ kâne fî kalbi Musa. Musa aleyhisselam Firavun'la karşılaştığı zaman efendim işte az önce bahsettiğimiz bu hareketi, böyle ellerini kapattı ve Allahümme mâ kâne fî kalbi Musa ve ceâlehu fî kalbi Firavun. Musa aleyhisselam bu duayı okudu. Neymiş o? İnni edrevu bike fi nahrihi ve e'uzu bike min şerrihi fe ferragallahu, ya Rabbim diyor, onun şerrinden sana sığınırım ve kalbimi sana açarım ve Mevla Celle Celaluhu'na karşı da dua ediyor. Mevla Teala da Musa Aleyhisselam kalbini o korkudan feraha kavuşturuyor ve Firavun'un kalbi korkuyla doluyor. Efendim ve burada ilginç bir şey, fekâne izâr âhu, Musa Aleyhisselam'ı gördüğü zaman efendim bâle diyor, bevleti kemâ yebulu himar, himarın bevli gibi bevleti diyor. Firavun öyle acayip korktuğundan bahsediliyor. Evet. 33. Kasas suresi 33. Kale Rabbi. Şimdi bu Tur-i Sina'da bu olay, hadise cereyan ediyor. Tabii Tur-i Sina'da 6-7 gün, 8 gün gibi bir zaman dilimi orada kaldığından bahsedilir. Hanımı bekliyor, haber bekliyor. Baktı ki bunun geleceği yok. Orada birisine denk geliyor. Musa Aleyhisselam herhalde yolu kaybetti. Daha da bu geri gelemeyecek. Geriye gidiyor ve babasının yanına, Musa Aleyhisselam'la eşi ve çocuğu burada yolları ayrılıyor. Musa Aleyhisselam ondan sonra bu vahyi aldıktan sonra Firavun'un yanına için gitmek için yola çıkıyor ve orada 40 yıl kadar kalıyor, denizi karşıya geçiyor ve Musa Aleyhisselam efendim yolu eşinden ayrılıyor, daha da buluşamıyorlar. Böyle bir mesele de var. Onlar ayrıntıları konuşacağız. Kale Musa Aleyhisselam burada, Rabbi Allah'ım inni kateltu minhum nefsen, inni ya Rabbim ben diyor kateltu minhum nefsen, onlardan ben birinin canını aldım.
nefsen fe ahafu en yaktulun. Yani burada kâle Rabbi Allah'ım inni ben kateltum minhum nefsen. Yani orada hani meşhur iki kişi kendi aralarında kavga ederlerken Efendim Musa Aleyhisselam onlardan birini ayırmak istedi. Birisi orada haksız olarak dövülüyor. Öbürü de efendim orada haksızlık yapıyor. Haksızlık yapana dur dedi, yapma dedi bunu. Yani bir insan kavga edildiği ortamlarda ne yapar? Ayırmaya çalışır. Birine dur dedi böyle. İtik dedi. Adam da düşesi tuttu. Düştü orada efendim. Adam öldü. Düştüğü gibi de öldü. Yani şimdi bu durumda da Rabbi Allah'ım inni ben kateltüm minhum nefsen. Onlardan birini ölümüne sebebiyet verdik yani. Adam öldü. Öldürmek için değil haşa, koca peygamber. Ancak burada meseleyi mütalaa ettiğimiz zaman peygamberin yapacağı iş nedir? İnsanlar arasındaki sulhu, huzuru tesis etmek ve haksızlığı gidermek. Bunun için orada müdahale etti. Peki yani burada Musa Aleyhisselam'ın zellesi ne oldu? Peygamberler vahiy olmadan bir şey yapmazlar. Orada da vahiy kendisine gelmeli. İşte Yunus Aleyhisselam'da da görüyoruz. Her yaptığı hareketlerde peygamberlere vahiy geliyor. Efendim o vahiy mazhar olunmadığı zaman zelleye düşüyorlar. Zelle dediğimiz yani hata denmez. Peygamberler ismet sıfatı vardır. Hatasızdır, günahsızdır onlar. Burada Musa Aleyhisselam hassas bir konu olduğu için tekrar tekrar anlatmak durumundayız. Musa Aleyhisselam orada haksızlığa uğrayana yardımcı olması ve yanlış yapana da müdahale etmesi. Yapma bunu, niye dövüyorsun adamı haksız yere diye efendim ayırmaya çalışması, biraz efendim itiklemesi sonucunda da adam efendim yere düşüp öldü. Kâle Rabbi dedi ki inni kateltü minhum nefse, onlardan birini ölümüne sebep oldum. Fe hafu en yaktulun, onlar beni öldürürler. Ha, buradan anlıyoruz ki önceki derste de söyledim. Şimdi orada demek ki olayları incelemeden hemen olay ne oluyor? Bu bunu öldürdü. Haydi bakalım onu da öldür. Ya olayın aslı ne? Mahiyeti ne? Efendim demek ki böyle bir durum, hukukun olmadığı yer, ortam çok çok tehlikeli, zordur. Çünkü insan hakkını orada bulamıyor, hakkını ayıramıyor. Bu sefer insanlar ne yaparlar? Bu sefer yani birbirlerine yardımcı olmazlar. Yani böyle bir durum, insan mesela mazlum birine yardım ettiği zaman orada başına bir hal geldiğinde de o kişi de suçlu duruma düşürülürse bu sefer kimse kimseye yardım etmez duruma gelir. Mesele boyutlarıyla gider. Ancak burada anladığımız fe hafu, benim korkum en yaktun, onlar beni öldürürler. Halbuki yani ölüme sebebiyet verecek bir şey yok. Orada iki kişi yanlış yapıyor, yanlış yapanları ayırıyor. Ayırma sonucunda da başına bir hal geliyor. Ha. 34. ayet-i kerime ve ahi Harun, kardeşim Harun huve efsahu minni lisanen. Şimdi meşhur Musa Aleyhisselam kâne fi lisanihi lesaga. Yani pelteklik vardı. Hani o pelteklik bir sebebi makane tenavelü tiltel cemre. Hani meşhur Musa Aleyhisselam Firavun'a daha 2-3 yaşta küçükken. Ancak Allah vergisi çok kuvvetliydi. 30-40 tane adamın kuvveti vardı. O meşhur kayayı tek başına kaldırdı. 30-40 kişinin kapattığı kayayı efendim kuyunun üstünü açtı. Çok güçlüydü. Onun üzerine Firavun'a bir sille vurdu. Bebek haliyle Firavun sarsıldı böyle. Dedi ki bu beni dedi, bu aradığımız çocuk bu herhalde dedi. O Asiye validemiz, ya bir çocuğa dedi kafayı takmışsın da bu çocukla ne alakası var dedi. Bir şeyden haberi yok onun. Ona bir köz getirdiler, bir de efendim pırlantalar getirdiler. Bakalım hangisinden alacak çocuk? Bilmez dedi pırlanta köz nesidir. Musa Aleyhisselam pırlantalara elini uzattı. Cebrail Aleyhisselam onu efendim köze eli gitti. Burada rivayet var. Hine huyre beynehuma ve beynel temur ve durra. İşte burada efendim köz ve incilerden. Fakat fakaza yani inciyi almak için Musa Cebrail Aleyhisselam onun elini köze götürünce fevallahaf alalisan, bu sefer mübarek ağzına koydu, dili yandı orada ve burada da bir pelteklik oluştu. Tabii daha sonra iyileşti. Hiçbir peygamberde uzun noksanlığı vesaire yoktur. İyileşmesi meselesi vardır. Şimdi burada ve ahi Harun ve efsahu minni lisanen. Bazı müfessirler şunu da söylüyorlar. Yani bu pelteklik kalmadığı, yani onun geçtiği, ancak Musa Aleyhisselam meseleyi, meramı çok güzel izah edemediği, Harun Aleyhisselam'ın da
ifade, cümle kurma çok daha fasih. Kendisi söylüyordu. Efsahu minni lisanen. Yani benden daha fasih. Meseleleri daha güzel açıklayabilir. Mesela bazı üstadlar vardır. Çok bilgisi vardır. Ama izah etme, anlatma kabiliyetleri olmayabiliyor. Yani böyle meseleler var. Tarihte bunları görürüz. Yani tarihe geçmiş, çok harika kitaplar yazmış. Ama izah etme, anlatma kabiliyeti olmamıştır. Bu bir Allah'ın taksimatı. Ya Rabbim, kardeşim Harun benden daha fasih anlatır. Fe'ersilhu ma'i, onu benimle gönder. Riden, yani bana yardım etsin, benim yardımcım, vezirim olsun. Yusaddikunu, ve beni de tasdik etsin. Yani burada demek ki bir insan kendini anlatmasından ziyade, ya bu peygamberdir, Mevla ona risalet vermiştir gibi, veya bir insan mesela bir yerde hakikaten yani dine, mukaddesata çok büyük hizmetleri vardır ama ben bunu yapıyorum değil de, yani onu yakinen tanıyan birinin onunla alakalı yani onu tavsif etmesi, Efendimiz Aleyhisselatü Ebubekir Sıddık'ı mesela, Hazreti Ömer'i mesela ümmetimin emini Ubeyde bin Cerrah'tır diye söylemesi, bu manada insanların birbirini tasdik etmeleri, birbirini efendim takdir etmeleri yerinde olacaktır. Burada ne yaptı? Yusaddikuni, beni tasdik etsin. İnni ehafu en yükezibun, beni yalanlamalarından korkarım. Çünkü onların arasında büyüdüm. Şimdi onlar efendim bana da böyle bir başımıza hal geldiğinden dolayı bu sefer kızarlar, kin tutarlar, beni yalanlarlar, başımıza işler gelir. Kardeşimi de bana yardımcı gönder. Ha, demek oluyor ki insanlar birbirleriyle destek almaları, yardım almaları yerinde olacaktır, güzel olacaktır. 35. ayet-i kerimede kâle senâ şuddu adudeke bi ahike, kâle buyuran Allah Celle Celaluhu, senâ şuddu, güçlendireceğiz, adudeke pazunu bi ahike, kardeşinle. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela kinaye yok derler. Kinaye nasıl yok ya? Senâ güçlendireceğiz adudeke pazunu, yani pazuyu güçlendireceğiz. Adud kelimesi o demek yani. Bi ahike, kardeşinle. Yani bu, yani sırtı güçlü. Yani sırt güçlü derken bu bir kinaye lafızları oluyor. Burada yani seni kardeşin Harun ile beraber güçlendireceğiz. Sana efendim destek vereceğiz. Ve necalu lekuma sultana. Ve necalu, kılacağız lekuma size. Yani Harun ve Musa aleyhisselam'a sultan, yetkiler. Fela yasilune ileykum. Onlar size efendim ilişemeyecekler, dokunamayacaklar. Şimdi burada Musa aleyhisselam Allah'tan yardım istiyor. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. İnce bir mana var. Bir insan hakka vasıl olmak, hakkı ortaya koyabilmek için Musa aleyhisselam kardeşi Harun'dan yardım istiyor. Mevla'ya münacat ediyor. Mevla Teala da onu peygamber olarak tayin ediyor ve Harun aleyhisselam peygamberlik veriliyor. Musa aleyhisselama da efendim yardım ediyor. Firavun'un sarayına gidiyorlar. Bu duasının sonunda da Mevla Teala ve Kadir Hazretleri ona bir, sene şu dualudaki bir ahinki, kardeşinle seni teyit edeceğiz, güçlendireceğiz, destek vereceğiz. Bir, ve necellekuma sultana. İki, İkinize de yetkiler, destekler, güç, imkan. Sultan kelimesi hakkı ortaya koymak için yetki demektir. Demek ki bir insan Allah için yola çıkınca Allah Celle Celaluhu da ona yetkiyi, efendim imkan bağışlayacağını bildiriyor. Üç, fela yasilüne ileykuma, size dokunamayacaklar. Tabi bu peygamberlere mahsus. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da sana kimse dokunamayacak diye teminat alındı. Hakikaten Resulullah Efendimiz'e zarar veremediler. Sesini duyup göremediler. Yanına öldürmek için geldiklerinde efendim dokunamadılar. Birçok mucizeler Resulullah Efendimiz'de cereyan etmiştir. Fele yasulüne ileyküme bi ayatina, efendim bizim en ayetlerimize, entuma ikinize, ve men ittebaakuma, size el galibun, galip olacaksınız diye Allah Celle Celaluhu böyle bir müjde vermiş oldu. Yani üç tane. Bir, kardeşinle seni güçlendireceğiz. İki, sana yetkiler vereceğiz. Üç, size kimse dokunamayacak. Ya bu hak yolda yürüdüğün zaman Allah'ın ilahi bir yardımının burada teminatını görmüş oluyoruz. Evet, bu meseleyi de bu şekilde izah etmiş olduk 35. ayet-i kerimede. 36'ya geldi Kasas suresi. Felemma ca'ehum Musa bi ayatina.
Felemma, ne zaman ki caahum, geldi Musa, Musa aleyhisselam bir ayetin ayetlerimizle. Yani Musa aleyhisselam birçok, tabii daha sonraki dönemde 9 tane ayet geldi. Ancak burada daha Musa aleyhisselam işte yılanı, yani asa yılan olması, elinde güneş gibi parlaması, yani bembeyaz elinin parlaması gibi birçok mucizeler göstermiş oldu. Felemma caa, geldi Musa aleyhisselam bir ayet mucizelerimizle. Beyinaten, apaçık. Kalu, dediler ki, ma hada illa sihrun muftara. Bunlar uydurulmuş. Şimdi burada çok ince manalar var. Kalu, dediler ki, ma hada, bu illa sihrun, bir sihir, müftera, uydurulmuş. Yani efendim, bir asa yılan oluyor, el çıkıyor, bembeyaz parlıyor. Bu böyle uyarlanmış, uydurulmuş bir efendim sihir. Ma semi'na bihada fi abayna evvel. Evvelki dönemlerde de böyle bir sihir duymadık. Yani peygamberlik yapıp da böyle bir sihir gösterisi yapan hiç duymadık. Ya sihirle ne alakası var? Bir kuru değnek o kadar büyük bir yılan önüne gelen kayaları yutuyor. Yani böyle bir şey, bunun sihirle ne alakası var? Halbuki kendileri de bunu biliyorlar. Şimdi bildiklerini net olarak göreceğiz burada. Kale, 37. ayete dikkat edeceğiz şimdi. Ve kale Musa, şu anda Kur'an-ı Kerim bir nevi hakkı söyleyen ve batılı savunanlar. Şimdi bu adamlar efendim Musa aleyhisselam'dan evvelki peygamberleri de biliyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Karşısındakine inanmak istemediği için ona iftira ediyor, onu çarpıtıyor, efendim onu yalana çeviriyor. Ve kale Musa, Musa aleyhisselam dedi ki, Rabbi, Allah'ım, burası çok hassas bir ayet. Rabbi, e'lemu bimen ca'e bil huda min indihi. E'lemu, efendim, yani bunu en iyi bilen sensin ya Rabbim. Bimen ca'e bil huda, bimen ca'e ki geldi bil huda, hidayet geldi. Min indihi, Allah tarafından, Allah'ım senin tarafından gelen hidayeti, efendim, yani bilen, ben bunu biliyorum. Efendim, onlar da biliyorlar. Yani bu hidayetin senin tarafından geldiğini ben biliyorum. Onlar da biliyorlar. وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. Akıbet kimin olacak? وَمَنْ تَكُونُ olacak lehu, o kişi için akıbetü الدَّارِ. Bu işin sonu, yani cennet, yani ahiret kimin olacak? Onu da biliyorlar. اِنَّهُ, burada genel kaydı, لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Doğruyu, yani zulüm kelimesi, hakkı iptal etmek. Bu hak biliyor, bu doğru biliyor. Mesela şimdi gelelim günümüze. Kur'an biliyor, 8 milyarın hepsi biliyor. Yani bütün inkarcı dünyadaki ne kadar insan varsa biliyorlar. Özde biliyorlar. Kur'an'ın hak olduğunu, Hazreti Muhammed'in hak olduğunu, ona uyulması gerektiğini biliyorlar. Çünkü Allah insan olarak yarattığına akıl vermiş, düşünme kabiliyeti vermiştir. Özde kendisinin böyle olduğunu biliyor. Ne yapıyor bunu? Efendim, o hakkı, zulüm kelimesi, reddediyor, iftira ediyor. Şimdi bunlar ne yaptılar burada? Uydurulmuş bir sihir dediler. Halbuki biliyorlar ki bunun sihirle böyle bir şey olması mümkün değil. Bir sihir ile bir sopanın böyle bir yılana dönüşmesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'inde bir insanın yazması mümkün değil. Yani oradaki göklerle, yerlerle, bütün kainatla ilgili ayrıntılı meseleler, efendim, daha evvelki tefsirlerde bunları ayrıntılı bir şekilde, bir insanın bunları çözmesi tek başına mümkün değil. İnsanın yaratılış evreleri ayrıntılı bir şekilde, karıncaların kralının dişi olması. Bu şu andaki insanlar bile o kadar araştırmalarına rağmen bulamıyorsun. Efendimiz Aleyhisselam hepsini tek tek ayrıntılı, neler neler. Şimdi burada okuduğumuz konular, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar, efendim, Tur Dağı'nın sağ tarafından işte mübarek bir bölge vesaire, Musa Aleyhisselam oraya gitti, orada kendisine vahiy geldiğini, Resulullah, bunlar nereden biliyor? Tek başına oturduğu yerde Mekke-i Mükerreme'de böyle oturup bunlar nasıl söyleyebiliyor? Bunu bir insanın söylemesi mümkün değil. Adam inkar ediyor. Bilmediği için değil. Bu işte inkar. Yani burada da böyle bir mesele var. Rabbi alemu ben cabil huda. Rabbim en iyi bilir. Efendim, kendi tarafından hidayetin geldiğini bilen Rabbim, yani minni ve minkum. Benim tarafımdan, sizin tarafınızdan da hidayetin geldi, Allah tarafından geldiğini ben de, siz de biliyorsunuz. Ve seyefsülü beyni ve beynekum. Benim ve sizin aranızı da Allah ayıracak.
siz küfrü inadi dediğimiz bile bile inkar ettiğiniz için ve men tekunu lehu akibetu dar, ahiret kime olacak, zafer kime olacak, Mevla kimi teyit edecek, hepsi çıkacak ortaya. Ancak Allah müşrikleri, kendisini inkar edenleri efendim felaha kavuşturmayacak, kurtulamayacaklar. Siz bilirsiniz, acayip bir mesele var bu ayeti kerimede. Yani Firavun böyle bilmediği için, anlamadığı için, böyle efendim hamaka olduğu için aklı değil. Bunlar biliyorlar, anlıyorlar, meseleleri de mütalaa ediyorlar. Olayları böyle boyutlarıyla incelemek lazım. Peki 38. ayet-i kerime kasas ve kâle Firavun. Firavun dedi ki: "Ya eyyühel mele, ey ileri gelenlerim. Ma alimtu lekum min ilahin gayri." Benden başka bir ilah bilmiyorum dedi. Buyurun. Ma alimtu, bilmiyorum, lekum, size min ilahin gayri, benden başka bir ilah yok. Fe uqid li ya Haman. Şimdi burada Firavun önce ne yapıyor? Orada efendim kibir ve gururundan, ey etrafımdaki efendim kişiler, orada böyle bir dünyaya tepeden bakıyor. Size benden başka bir ilah bilmiyorum. Fe uqid li ya Haman. Oradaki Haman baş vezirlerine diyor ki: bir ateşi tutuşturun. Burada yani siz bunları aklınız kesmez, ben çok efendim biliyorum havasıyla böyle. Bir ateşi tutuşturun ey hamanlar, ey vezirler. Alattin, bir çamur yani tuğla yapın. Fecalli, bana sarhan, bir kule yapın. Nealli ettaliu. Şimdiki oradaki piramitler. Buradaki sarh kelimesiyle alakalı da Mısır'da Firavun'un üstüne çıktığı diye bildirilen, efendim onları baktığımızda ki inceledik, efendim yapılmış. Yani bunlar 160 metre yüksekliğini görüyoruz. Yani 160-170 metre gibi yıkılmış şu anda o bahsettiğimiz yapılan, aynı piramitlerden biraz daha farklı. Hakikaten efendim yani tuğla şeklinde, üstü de böyle efendim hani bina yıkılır da böyle yeşillikler çıkar, o yani bildiğimiz piramit değil. O bir tane daha efendim bir piramit var orada. Fecalli sarhan, bir kule yaptıracağım. Lealli ettali'u, yani yükseleceğim. Ettali'u ila ilahi Musa, Musa aleyhisselamın ilahına. Yani madem senden başka ilah yok, burada niye Musa'nın ilahı diyorsun? Yani bir insan bir fabrikanın sahibi. Buranın sahibi benim. Yani ben sahibiyim ama yani efendim burada da esas efendim bizim başımız var. Ha, o zaman sen buranın sahibi değilsin. Yani bunu bilinçaltı olarak yani sahip olduğunu söylüyorsun ama şimdi burada ince bir mesele var. Yani burada bir insan kendisinin ilah olduğunu veyahut da mutlak olarak böyle inandığını söylüyorsa niye başka bir ilahtan bahsediyorsun? İnsanoğlu kendini kandıramaz. Bunlar bilerek bu gavurluğu yaptılar. Onun için Mevla sonsuz cehenneme atıyor. Şimdi yeryüzündeki gavurlar da aynı. Meseleleri iyi yan yana getirmekle. Fecalli sarhan. Efendim bir kule yaptıracağım. Lali ettalio, yükseleceğim. İlahi Musa, Musa'nın ilahına. Burada ne oldu? Allah'ı gökte olarak kabul ediliyor. Şimdi mesela buna, bu Vahabi Selefi yapılarında bahsettiğimizde de onlara da Allah'a böyle bir şey yani yukarıda diyorlar. Böyle bir mekan vermeye çalışıyorlar. Burada bir benzerlik oluşuyor. Dikkat etmek lazım. Allah'a mekan verilmez. Mekanı yaratan odur. Mevla Celle Celaluhu, Allahu Sem, o hiçbir şeye muhtaç değil. Mevla Celle Celaluhu'na mekan verilmez. Mekan isnat edilmez. Cisim haline getirilmez. Mevla Teala yön, cihet, şekil, evsaf verilmez. Yaratan odur. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Şimdi Firavun ne diyor? Efendim Musa'nın ilahı efendim o sanki gökteymiş gibi, haşa, ne göktedir ne yerdedir. Mevla'nın mekanı, mekanda münezzehtir o. Lali ettali, o yükselirim ilahi ilah Musa, Musa'nın ilahına ve inni ben leazunnuhu minel kazibin. Efendim benim bilgim, yani zannediyorum ki o yalan söylüyor. Kuşku var demek ki, yalan söylüyor. Yani burada eğer sen bunda gerçekten iddialıysan net olarak ortaya koy. 2 artı 2 4 eder. Yok 4 mü eder, şu mu eder? Burada şüphe edecek bir şey yok ki. Demek oluyor ki Mevla Teala burada bize Kur'an-ı Kerim zımninde bir şeyler anlatıyor. Yani gavur da kendisinin gavurluğunu çok iyi biliyor. Biliyor. Bunun başka izahı yok. 39. Vestekbera huve. Bakın ki büyüklük tasladı. Ve cunuduhu, ordusu da, o Firavun ordusu, fil ardı, yerini bir gayri haksız yere. Senin böyle bir hakkın yok ki. Efendim ölümlü bir insan oldu. Zaten Musa Aleyhisselam dedi ki sen insansın ya. Baban ne oldu? Öldü. Onun babası ne oldu? Öldü. Onun babası ne oldu? Onun babası saydı tek tek.
E dedi onlar gitti sen de gideceksin dedi ya. Gideceksin. Bunun şakası yok. Yani Allah Celle Celaluhu evvelden Yusuf Aleyhisselam birçok peygamber gönderdi. Allah beni de peygamber yaptı. Benim çocukluğumu bilmiyorsun biliyorum. Benim böyle durup dururken peygamberim diye ortaya çıkacak böyle bir akıl yapım var mı? Yok dedi. Tepeden tırnağa akıllı bir insan. Tamam sana söylüyorum. Yani gelip de ben senden iyi geçinirim. Burada sarayda gül gibi yaşarız. Ama niye ben sana karşı çıkacağım da efendim bunları yapıyorum? Mesele o değil. Mesele Allah beni peygamber yaptı. Bana hükmünü bildiriyor. Gel bunları kabul et dedi. Bir gece kabul etti. Haman dedi ki sen ilahsın dedi. Ne zorun var efendim sana secde edilirken sen secde edeceksin. He doğru söylüyorsun dedi. Bir ertesi gün tekrar gavurla döndü. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا اُنَّرْ اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ Bize dönmeyeceklerini zannettiler. Öyle efendim kuruntuya kapıldılar. Ama özlerinde biliyorlardı. 40. ayete geldik. فَاَخَذْنَاهُ Biz o Firavunu ve cunudehu ve ordusunu. Şimdi bu mesele beni çok etkiliyor. Şimdi Firavun'un ordusunda milyonlarca insan, 1 milyon 700 bin gibi rakamlar veriliyor. Rakamlar illa bu efendim sayı ancak rakam ciddi. Var bu kadar rakamlar. Musa Aleyhisselam'ı hiç görmemiş. Musa Aleyhisselam'ı tanımamış. Efendim insanlar. Mevla Celle Celle buyurdu, ne buyurdu? Fe'ahıznâhu, Firavun'u yakaladık. Ve cunûdehu, ordusunu da. Fenebeznâhum, attık fil yemmi, o Kızıldeniz'e. O denizin dibine attık. Şimdi hadi Firavun Musa Aleyhisselam'a karşı çıktı. Onun ordusundaki milyonlarca insanlar. Hiç Musa Aleyhisselam'ı görmemiş. Bunlar niye boğuluyor? Çünkü o efendim Firavun'a sahip çıkıp onun yanında oluyorlar. Bunlar bilmiyorlar, haberleri yok. Öyle bir şey yok. Allah insana akıl vermiştir. Nerede olduğunu herkes gayet iyi bilir. Onun için burada Mevla Celle zalimin yanında duranın veya onunla beraber olanı direkt cehennemin dibine atıyor. Onun için bir Müslüman merhametli olacak, Müslümanla beraber olacak, yaşadıkça Allah'a peygambere itaatini arttıracak. Bir Müslüman eğer İslam dairesinin dışındaki Allah'a efendim peygambere efendim iraz etmiş, haddini aşmış böyle birisi yani din dairesinin dışındakiyle efendim yol alıyorsa o da odur. Onunla beraberdir. İşte fe'ahaznâhu firavunu ve cunûdehu ordusunu. Ordusunu yakaladık ve nebeznahu hum onların hepsini attık. Fil yemmi Kızıldeniz. Kızıldeniz'in başlangıç noktaları efendim geniştir. 4 kilometre 5 kilometre kadar derinlikleri vardır. Yukarıya doğru geldiğinde anlaşılsın diye Süveyş kanalının olduğu tam o V olan bölgeye efendim gelindiğinde oradaki genişlikler 27 kilo 30 kilometreye kadar düşer ve derinlikte 600-700 metredir. Musa Aleyhisselam'ın geçtiği yer burası oluyor. Yani son taraflar yoksa geriye doğru gidince yani bahsettiğimiz gibi derinlik çok çok yani 3-4 kilometre 5 kilometre. Ama o son taraflara doğru gelince efendim 600-700 metre derinliğe 27 kilometre işte Musa Aleyhisselam oradan geçiyor. Musa Aleyhisselam geçti. فَاَخَذْنَاهُ فِرَوْنُ وَجُنُودَهُ Orduhu, ordusunu da فَنَبَذْنَاهُ Biz onları attık. فِلْيَمْ O denizin dibine. فَانْزُرْ Bak. كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الظَّالِمِينَ Zalimlerin akıbeti nasıl oldu bir bak diyor Allah Celle Celaluhu. 41. ayet. فَجَعَنَّاهُمْ Biz onları اَيِّمَّةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ فَجَعَنَّاهُمْ Biz o Firavun ve adamlarını اَيِّمَّةً Onlar önderler. Önder. Yani adam önderim şudur diyor. Bizim önderimiz kainatın sultanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Herkes efendim işte ve cennahum onları biz kıldık eymeten önder. Ne önderi bunlar? Yed'ûne ilenler cehenneme çağıran önderler. Yani cehenneme çağırıyor. Peşinde de milyonlar gidiyor. Hepsi cehenneme gidiyor. Ve yevmel kıyame kıyamet günü la yunsarun yardım görmeyecek. Yandık diyecekler azap artacak. Onlar Allah'a isyanı arttırdıkları gibi. Susadık diyecekler susuzluk artacak. Onlar hadsizliği arttırdıkları gibi. Efendim acıktık diyecekler açlıkları artacak. Onlar hadsizliklerini arttırdıkları gibi. Mevla efendim açlık, susuzluk ve azabı arttıracak. 42. ayet Kasas suresi. وَاَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَاَتْبَعْنَاهُمْ Biz onlara tabi kıldık fi hazi dünya bu dünyada lâne. Allah'ın meleklerinin ve iman ehlinin bütün iman ehlinin laneti onlara efendim tabi kıldık. Evet yani lanet lanet olsun işte lanet yani efendim firavunlara taraftarına hepsine. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
Kıyamet günü ise dünyada lanet. Dünyada lanet oluyor. Firavuna kim rahmet okuyor? Herkes lanet okuyor. Peki ve etbanahum tabi kıldık fi hazi dünya. Dünyada lanet. Onlara lanet. Laneti hak ettiler. Allah'ın meleklerin, müminlerinden. Ve yevmel kıyamet. Esas orası. Kıyamet günü. Kıyamet. Hüm. Onlar Firavun ve adamları taraftarı. Minel makbuhin. Kubuh kelimesi çok çirkin manasında. Kubuh çok çirkin. Yani onlar çok çirkin. Gözleri gök mavisi, simsiyah olacaklar. Efendim zincirlere vurulup efendim açlık ve susuzluk, yandık deyince azap çoğalacak. Evet. Ve zalike liyenne firavun bena hazi sarh. İşte o bahsettiğimiz kule ellezî lem yura fi dünya bina ala minhu. Yani o dönemde o kadar yüksek bir bina yoktu. İnneme erade bihazi en yazara li raiyeti tekzibi Musa fîmâ zâmehu min dâva ilahi gayri firavun. Yani kendisinden başka efendim yeryüzünde ilah yok iddiasını güya Musa aleyhisselamı yalanlayacak, göğe doğru çıkacak, orada Musa aleyhisselam ilahiyle karşılaşacak. İşte gavur kafası. Yani göğe doğru çıkıyor. Allahu Teala gökte değil ki. Allahu Teala yerde, mekanda değil ki. Allah'a mekan verilir mi? İşte mekan isnat edenlere de aslında burada bir çağrışım var. Mekan mesela Hristiyanlıkta Allah gökte oturur. Efendim o orada, biz gavur da dünyada istediğini yapıyor. Yok, yanlış. Bu böyle bir batıl bir şey yok. Evet. Şimdi sonuç itibariyle de efendim kulesi yıkıldı ve kendisi de efendim daha sonra denizin dibinde yok olup gitti. 43. ayet-i kerimeye geldik. 42'yi ve etmena fiyazi dünya lane. 42'yi de okuduk. Biz onlara laneti tabi kıldık. Ve yevmel kıyameti hum minel makbuhin. Çirkin oldular. 43. Ve lekad ateyna Musa'l kitab. Musa aleyhisselama biz Tevrat'ı verdik. Min ba'dima ehleknel kurun. Efendim Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam o kavimler helak oldular. O kavimler helak olduktan sonra biz Musa aleyhisselama Tevrat'ı verdik. Ula besairel innas, yani kalp gözleri açılsın diye, insanların kalp gözleri açılsın. Ve huden, Tevrat hidayettir. Ve rahmeten, efendim o dönem. Efendim rahmet, leallehum yetezekkerun, düşünsünler, ibret alsınlar ve insanlar cennete gitsinler. Mevla efendim o dönemde Tevrat'ı gönderdi. Daha sonra İncil'i gönderdi. Şimdi Kur'an. Çok basit bir misal verelim. Mevla Tevrat'ın efendim o dönem hidayet ve insanları cennete götürüyordu. Onun bozulmasına veya değiştirilmesine niye müsaade etti? Yani bir insan diyelim ki bir imalat yapıyor. 2000 yılında o projeleri teslim etti. Çizimler var orada. 2010 yılında bir başka efendim diyelim o zaman 10 bin tane aldı. O zaman 20 bine çıktı. Efendim farklı ama. Onları da efendim teslim etti. Ödemeleri aldı. Şimdi geldik diyelim 2020'den sonra yeni bir efendim imalatlar vesaire. Diyor ki 2000 yılındaki bunlar, ya biz onları teslim ettik. Daha onun aynısı yok. Şimdi tabiri caizse Mevla o dönemde bunu yapacaksınız buyurdu. Hüküm onundur. Aslı da olsa değilse de fark etmez. Onun dönemi bitti. Şimdi İncil'in dönemi de bitti. Şimdi Kur'an'a uyacağız. Hüküm sahibi odur. Mevla böyle mukadder kılmıştı. Hatta meşhur burada Hazreti Ömer radıyallahu efendimizin efendim etabi kitabi esabehu min ba'di kutubi ehlil kitab. Tevrat'ın nüshalarını Hazreti Ömer elinde tuturuyordu. Fekarehu alennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'e okumak istedi de fekadibe ve Resulullah Efendimiz çok kızdı. Vellezi nefsi biyedihi lev enne Musa hayyen. Canım kudret, Allah'a yemin olsun ki Musa aleyhisselam şimdiki yaşasa ma vesnehu illa en yettebi'ani. Bana uymaktan başka yapacağı bir şey yok. Şimdiki dönem Kur'an dönemidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uyma dönemindir. Yani ve elindekileri at dedi. Hazreti Ömer onları elinden bıraktı. Onun için yani burada şöyle bir mesele de var. Ma ehlekellahu kavmen bi azabin minessema. Musa aleyhisselama kadar kavimler günah işleyince azap gelirdi, yok olurlardı. Musa aleyhisselamın döneminde insanlar bir maymuna döndü. Bir o var. Ondan sonra dünya çapında böyle bir helak gelmedi. Yani niye? Çünkü dünyanın zaten tamamı yok olacak meselesi var. Şimdi burada 44. ayet-i kerimeye geldik. Burada bir rivayet var. Tevazu mal
mütevazıin. Mütevazilerle beraber mütevazi olun. Feinne tevazu amel mütevazıin sadakadır. Mütevazi olmak sadakadır. Ve tekebberu mel mütekebbirin. Kibirlerle beraber sana kibir yapıyor. Sen de kibirle davran. Feinne tekebur mel mütekebbirin de sadakatun. Yani adam dini mukaddesatı küçük görüyorsa sen de İslam'ın asaletini ortaya koymak, ona efendim kibirli davranmak işte o manada, o da sadakadır buyurdu rivayetlere baktığımız zaman. 44. ayet-i kerimede kalmış oluyoruz. Buradan inşallah devam edeceğiz. Yine Musa Aleyhisselam'la alakalı hususları mütalaya devam edeceğiz. Rabbim rızasına nail eylesin, hakta daim eylesin, yanlışlardan muhafaza etsin, son nefeste iman cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin, kulunda görmek istediği kemalatı, asaleti nasip eylesin. Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı rızasına uygun kullanıp son nefeste iman firdevs cennetleriyle müşerref eylesin. Hep beraber onun Habibine salavat, Allah'ımız sözümüz. Kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna var Rabbim muvaffak eylesin. El Fatiha. Allahümme selam. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.